Söz sırası Halkların Demokratik Partisi grubu adına İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ali Kenanoğlu'na aittir. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 10 gündür bir bütçe maratonundayız. Geceli gündüzlü bütçe üzerinde konuşuyoruz. Tabii biz bu bütçeye olan itirazımızı, bu bütçenin getirdiği çelişkileri ve gelir dağılımındaki eşitsizliğe karşı olan itirazlarımızı dile getirdik. Biz bu itirazları bugün dile getirmiyoruz. Aslında baktığınız zaman bu çelişkilere yönelik, bu gelir dağılımına yönelik itirazlarımızı Baba İlyaslardan, Bozoklu Celallardan, Şeyh Bedrettinlerden, Kalender Çelebilerden ve Hubiyar Babalardan bu tarafa sürekli dile getiriyoruz. Şimdi bundan 601 yıl önce Şeyh Bedrettin Serez'in esnaf çarşısında idam edildi. 18 Aralık 1418'de yıl dönümündeyiz. Şeyh Bedrettin birlikte üretelim, halkça bölüşelim, yarın yanağından gayrı her yerde ve her şeyde ortak olalım felsefesiyle yola çıkmıştı. Ve Alevilerin referans kaynaklarından buyruk kitabında da anlatılan Rıza şehrini İzmir Karaburun'da oluşturmuştu. Orada bulunan Sakızlı Rum köylüleriyle, Müslüman topluluklarıyla ve orada yaşayan diğer etnik ve inançsal gruplarla birlikte 3 yıl böyle bir yaşam oluşturdu. Ve bu 3 yıl boyunca burada her şeyin ortak olduğu, yaşamın birlikte üretildiği ve birlikte paylaşıldığı, kimsenin kimseden üstün olmadığı sömürü düzenini reddeden bir sistem içerisinde yaşadı. 3 yıl bu yaşamdan sonra orada kendisi ve birlikte yoldaşlar olan Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal katledildiler. Değerli arkadaşlar, Şeyh Bedrettin şunu diyordu: ay ve güneş herkesin lambasıdır. Hava herkesin havasıdır. Su herkesin suyudur. Öyleyse ekmek neden herkesin değildir? Şeyh Bedrettin bu amaçla mücadelesini vermiş ve aslında o sömürü düzenine o gün itiraz etmişti. Ve bunun bedeli olarak da çarmıha gerilerek katledildi. Ben buradan Şeyh Bedrettin ve yoldaşlarını saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlar, günümüze geldiği zaman aslında dava aynı dava, mücadele de aynı mücadele. Bugün bakıyorsunuz artık bir modern kölelik dediğimiz bir sistem oluşturmuş. Büyük şirketler büyük karlarını açıklıyorlar, cirolarını açıklıyorlar, ne kadar büyüdüklerini, ne kadar kar ettiklerini açıklıyorlar. Hükümetler de öyle. Biz burada 10 gündür bakanların aslında nasıl büyük işler yaptıklarını, nasıl büyüdüklerini, nasıl refah, ferah içerisinde bir ülke oluşturmak için adım attıklarını söylüyorlar. Oysa gerçek o mu? Yaşayan insanlar, o büyük şirketleri, o büyük projeleri gerçekleştiren işçilerin, emekçilerin ceplerine giren böyle bir şey mi? O refah birebir onlara yansıyor mu? Yansımıyor. Dolayısıyla aslında mücadele tarihin bütün süreçlerinde aynı şekilde gelmiş ve egemenler hep aynı hikayelerle anlatmaya devam etmişler. Bakın 2002 yılında hükümeti devraldığınızda bir bataktan, bir ekonomik krizden devraldığınızı ifade ediyorsunuz ama o zaman bile asgari ücret bugünküne göre çok daha iyi bir getiriye sahip. Yani insanların yaşamındaki karşılığı çok daha fazla. Hani bırakın doları, euroyu, altın değerinde karşınıza baktığınız zaman bile o günden bugüne ne kadar bir fark ve erime olduğunu görüyoruz. Son iki yılda bile altındaki artış %73, asgari ücretteki ise %26 oluyor. Dolayısıyla aslında alım gücünün ne kadar çok düştüğünün de bir asgari ücretli açısından yaşamın ne anlama geldiğini de buradan görebiliriz. Tabii Türk İş'in açıkladığı rakamlara göre zaten Kasım ayı itibariyle açlık sınırı 2102 lira, yoksulluk sınırı 6850 lira. Dolayısıyla bugün tartışılan zamlar kabul edilmiş olsa bile asgari ücretliler yoksulluk sınırının altında, açlık sınırına yakın bir sınırda yaşamlarını sürdürüyorlar. Öyleyse tıpkı
Şeyh Bedrettin döneminde olduğu gibi bugün de aynı koşullarda insanlar ürettikleriyle ortak bir paylaşımı sağlayamıyorlar, bir refahı oluşturamıyorlar. Yine sömürenler, yine ezenler, yine iktidarı elinde bulunanlar ve paydan büyük oranda gelir alanlar yine belli. Dolayısıyla biz buna başından beri tarihi süreçten bu tarafa günümüzde de bu misyonun temsilcileri olarak itiraz etmeye devam ediyoruz. Haliyle bir asgari ücretli açlık sınırının altında yaşadığı ya da açlık sınırı seviyesinde yaşadığı koşullarda kendisini yönetenlerin nasıl yaşadığına, onların nasıl bir hayat sürdüğüne de bakıyor. Dolayısıyla burada çok itiraz edilen örneğin sarayın giderlerini kulak kabartıyor. Milletvekili maaşlarını sürekli tartışıyor. Niye? Çünkü onun yaşadığı yaşam koşulları çok düşük. Dolayısıyla örneğin sarayın harcamaları çok doğal olarak tartışılıyor ve ilginç örnekler var. Örneğin 2018 yılında Sayıştay raporlarında konu olmuş birçoğu tek kullanımlık mutfak eşyasına 1.4 milyon, servis ve saklama kapları için 1 milyon, sofra takımı çatal bıçak için 1.5 milyon, içecek servis takımına 264 bin lira gibi böyle uçuk rakamların harcanmış olması bir asgari ücretli açısından son derece önemli bir konudur. Dolayısıyla bunları burada kimi vekil arkadaşların dile getirmesi sizleri öyle hoplatıp zıplatmasın. Tabii bir taraftan da vergi yükü altında eziliyor insanlar ve bu vergi yükü mizaha da konu olmuş. Şöyle ki en çok alkole ve benzine vergi getiriliyor. Bir bu mizahı dilini kullanan bir vatandaş şöyle diyor Twitter'da. Diyor ki ya biz diyor bu iktidar sayesinde kimyager olduk diyor. Artık diyor ne ihtiyacımız varsa evde üretiyoruz. Rakıyı evde yapıyoruz. Birayı evde yapıyoruz. Viskiyi evde yapıyoruz. Şimdi diyor benzin üzerinde çalışıyoruz. Yakında onu da yapacağız. Şimdi gelinen nokta böyle bir durum. Yani aslında vergileri sürekli arttırarak insanları bir şeyden caydıramadığınız gibi bunların sonuçları da başka türlü şeylere neden olabiliyor. Dolayısıyla bu bütçe açlık sınırına yakın bir ücret alan asgari ücretlinin bütçesi değil. Emeklilerin bütçesi değil. Bu bütçe 13.8 oranına yaklaşmış milyonlarca işsizin iş bulmasını sağlayacak bir bütçe değil. Atanmayan öğretmenlerin, emeklilikte yaşa takılanların çözüm üretecek bir bütçe değil arkadaşlar. Dolayısıyla tarihten bu tarafa biz bu bütçeye hep hayır demişiz, hep itiraz etmişiz. Aynı şekilde itiraz etmeye devam ediyoruz.